Vallahi Türkiye'de ben işsiz diye birisini tanımıyorum. Türkiye'de iş potansiyeli çok fazla. Çalışmak isteyen her yerde iş var. Ama maalesef bizim gençliğimiz masanın başında çalışmak istiyor. Yani böyle hep rahat bir iş. İşte yan gelip yatayım, para kazanayım hesabında. Zor işe pek koşan yok. Maaşı 10 liraysa 8 lira verilip de buyurun çalışın denildiği zaman kabul etmiyor. Yani tabii ki bunun iç ve dış sebepleri olabilir ama sonuçta işsizliğin yegane sebebi dışa bağımlı olmamızdır bence. Siyasi şeylere bağlıyorum ben. Gelişmelere. Başka bir şeye de bağlamıyorum yani. %9 rakamı sizce gerçeği yansıtıyor mu? Yansıtmıyor. Biraz daha fazla olabilir yani. Bence daha fazla işsiz var. Türkiye'de %9 değil. %15'lerin üzerinde. Gizli işsizler var. Bak parklarda böyle oturan, kahvelerde oturan bir sürü boş adam var. Eğer bu tam istatistik yapılsın bence %15 yani. Ben böyle düşünüyorum. Neden kaynaklanıyor sizce? Şey yok yani, istihdam yapılmıyor. Yani düşün, Antalya'da düşün, biz Antalya'da yaşıyoruz. Burada turizm olmasa millet aç. Çünkü ben her gün sokaktayım, geziyorum. %9 doğru değil. %20. Emekliler çalışırken gençlere sıra gelmiyor. Mesela burası turizm şehri. Turizm şehrinin bütün şoförleri hepsi emekli. En aşağı 300, 400, 500 tane şoför var. Benim de mesleğim o. Ben oradan biliyorum. Yani boşa konuşmadım. Resmi rakamların normalinden daha düşük verildiğini düşünüyorum. Yani daha fazla işsiz var. Biri geldiği zaman diğerini neden işten çıkartıyor ben anlamıyorum. Hem kendileri söylüyor, diyor ki işte biz gelirsek başa kesinlikle öyle bir şey yapmayacağız diyorlar. CHP geliyor, MHP'ninkini çıkartıyor, MHP geliyor, AK Parti'ninkini çıkartıyor. Sonuçta herkes ekmek parası için çalışıyor yani. İkisini birden çıkartıyor. Gerçi aynen, AKP geliyor hepsini çıkartıyor. Hani ben bir parti üye olduğum için söylemiyorum bunu yani. Sen bari yapma bunu. Hani diğerleri yapmış, senin bir farkın olsun.